Hardware Plus'a herkese selamlar Ben Eren İmdat Bugün sizlere elimde görmüş olduğunuz Poco F5 hala alınır mı sorusunun cevabını Sizlere vermek için buradayım Neden bunu diyorum çünkü üzerinden Neredeyse bir sene geçti arkadaşlar Poco F5 serisi çıktıktan sonra Hatta ve hatta Poco F6'ında Ayak seslerini yavaş yavaş duyduk Onun hakkında da bir video yaptım Kartlara bırakacağım açıklamalar kısmına bırakacağım Poco F6 bu şekilde olacak diye bir video yaptım Onu da göz atabilirsiniz Ama Poco F5 üzerinden bir sene geçmesine rağmen hala iyi bir şekilde duruyor mu? Hala kullanılır mı? Hala satın alınır mı? O sorunun cevabını sizlere vermek istiyorum. Hızlıca başlayalım. İlk önce tasarımına göz atmamız gerekiyor. Tasarımına göz attığımızda Redmi Note 12 Turbo modelini şu anda global hali olarak dikkat çekiyor. Yani Poco F5 model tasarım anlamında bence gerçekten güzel bir telefon olduğunu bizlere kanıtlayabiliyor. Özellikle bizim elimizdeki bu beyaz renkli mi diyeyim yoksa buz mavisi mi diyeyim? Gerçekten güzel bir rengi bulunuyor. Hatta benim kendi kuzeniminde de var Poco F5 i onda da yeşil renkli versiyonu vardı. Ofisimize gelip videosunu çekmişti ve tabii ki de F5 Pro ile beraber de videosu vardı Ersin abiyle. Onu da izleyebilirsiniz. Onu da açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan da videolara ve kullanıcı deneyimin nasıl olduğunu da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben tasarım itibariyle Poco F5'in tasarımını seviyorum. Güzel bir detay bulunuyor. Telefonun üst tarafında kulaklık girişi yer alıyor. Bu da demek oluyor ki kablolu bir kulaklığınız varsa burada Poco F5'te kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Tasarım detaylarından devam edecek olursam da gerçekten çok ince ve çok da hafif bir telefon olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaklaşık olarak 181 gram ağırlığında ve kalınlık tarafında ise 7.9 mm kalınlığa sahip. Yani 8 mm'nin altında kalan ve 190 gramında üzerine çıkmayan bir telefondan bahsetmiş oluyorum burada. Gayet iyi bir tasarım kabiliyeti bulunuyor. Diğer renkleri de tabii ki tercih edebilirsiniz ama ben satın alacak olsaydım şu anda Poco F5'i şu anda bu görmüş olduğunuz beyaz renkli veya dediğim gibi buz mavisi rengini tercih ederdim gibi duruyor. Gelin şimdi biraz da ekran tarafından konuşmaya. Telefon ekranı uyandırdığınızda şöyle bir ekran sizleri karşılıyor. Yani çerçevesiz bir ekran formu bizleri karşılamış oluyor. Ben kullandığım süre boyunca ve diğer incelemelerimizde, kıyaslamalarımızda her zaman aynı şeyi söyledim Poco F5 için. Bu ekran iyi bir ekran. Bu ekranda bir şeyler izlemek gerçekten keyif veriyor ve kullandığım süre boyunca da hem parlaklığı olsun hem netliği olsun, kontrastları olsun veya netlikten sonra çözünürlük kısmında da bana çok güzel şeyler yaşattığını herkese söylemiştim. Ekran detaylarına bakacak olursak da 6.67 inçlik bir ekranımız vardı. AMOLED bir panel kullanıyor. 68 milyar renk gösterebiliyor. Dolby Vision ile beraber HDR10 Plus desteği de bulunuyor. Tabii ki 120 Hz destekliyor. Parlaklık tarafında 1000 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Evet şu anda günümüzdeki seviyede yedik telefonlarda ne kadar 2000 nit ve fazlasını görsek de 1000 nitin yeterli olduğunu düşünüyorum ama yine güneş altına çıktığınızda sizlere sorunlar yaratabilir. Biraz görme zorluğu yaratabilir gibi duruyor. Aynısını Samsung Galaxy A55G incelemesinde söylemiştim. 1000 nit parlaklık artık bu seviyedeki telefonlar için yetersiz kalmaya başladı gibi hissettiriyor. Ama genel itibariyle renkler konusunda veya böyle ofis ortamında evde parlaklık sizleri rahatsız etmeyecektir. Sadece bol güneşi çok güneşli ortamlarda biraz rahatsızlık duyabilirsiniz arkadaşlar. Çerçeveler kısmında Flow AMOLED kullandığı için de bu kadar ince tutabildiklerini ben düşünüyorum. Zaten Flow AMOLED nedir? Onun hakkında da bir video var. Onu da kartlara bırakayım arkadaşlar. Sizler de incelersiniz. Bu yüzden de ekran gövde oranı çok iyi bir şekilde ayarlanmış durumda. Yaklaşık olarak da %88,9'luk bir ekran gövde oranı var. Aşağıdan, üstten, yanlardan baktığınızda ekran formu olarak çerçeveler kesinlikle sizleri yormuyor arkadaşlar. Bu da güzel noktadan bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. Ekran koruma tarafında ise Gorilla Glass 5 ile beraber korunuyor. Yani segmentine artık Gorilla Glass Victus'ları görüyorken burada 5 korumayla beraber biraz aşağıda kalsa da genel itibariyle telefonun üzerine bir ekran koruyucu jelatin koyuyoruz veya bir cam koyuyoruz. Bu şekilde telefonlar daha sağlıklı korunuyor. Ama tabii ki sizler çok daha sağlam olsun isterseniz de daha iyi korumaya sahip olan telefonlar da tercih edebilirsiniz. Gelin şimdi belki de Poco f 5i seçmekteki en büyük nedenlerden bir tanesi o da performans kısmı. Çünkü segmentte bence güzel bir işlemciyle beraber geliyor. Snapdragon 7 Plus Gen 2 işlemcisi. Bu işlemciyi çok iyi biliyoruz artık. Çünkü birçok fazla testini yaptık. Hem performans testlerini yaptık. Hem de oyun testlerini yaptık. Isınma durumunu gözlemledik. Batarya düşüşlerini gözlemledik derken de bence gayet güzel bir işlemci. 90 FPS alabiliyorsunuz buradaki telefonla beraber. Nerede? Tabii ki de PUBG'de. PUBG oynamayı çok seviyorum ben. 90 FPS modunda oynamak istiyorum diyenler varsa da burada Poco F5'i seçebilir. İşlemci gerçekten stabil bir şekilde oyunları oynatabiliyor. Ek olarak da 12 GB RAM ile beraber 256 GB'da bir depolamamız bulunuyor. 12 GB RAM de bu işlemciyle beraber güzel bir kombinasyon oluşturuyor ve oyunlarda kesintisiz ve soluk oyun deneyimi sizlere sunabiliyor. Bu yüzden de işlemci kısmında herhangi bir problemimiz olmayacaktır arkadaşlar. Yazılım kısmına geldiğimizde ise ilk başlarda Android 13 ile beraber MIUI 14 ile beraber geliyordu. Sonrasında üzerine bir güncelleme aldı. Yaklaşık olarak 6 GB'lık bir güncelleme olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Burada da Android 14 ile beraber Hyper OS'e kavuştu. Hatta Hyper OS güncellemesini alan ilk telefonda da Poco F5 modeli arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Onda bir videosu var kanalda. Kanala Poco F5 Hyper OS yazdığınızda ya da sadece HyperOS ya da sadece Poco F5 yazdığınızda o videoda karşınıza çıkacaktır. İlk defa bir Poco cihazda HyperOS'i bu şekilde deneyimlemiş olduk. Hatta Poco F5 Pro'dan daha önce geldiğinde söyleyeyim. Kimi Poco cihazlara hala HyperOS gelmemiş olsa da özellikle F5 Pro gibi çok güçlü bir telefona gelmemiş olsa bile yakın zamanda sizlere de gelecektir arkadaşlar. E-mail numarasına göre, seri numarasına göre dağıtımı yapılabiliyor. Ama Poco F5 Poco tarafında amiral cihaz seçilmiş durumda. Yani pilot cihaz seçilmiş durumda. Bu yüzden çok daha hızlı bir şekilde bugün güncelleme aldı. Hyper OS ile beraber kullandığında ne değişti? Yani MIUI 14'e göre ne değişti diye soranlar varsa da şunu söyleyebilirim. Animasyonların daha akıcı olduğunu ben fark ettim. Telefon biraz daha rahat çalışmaya devam etti. Peki ısınma durumu ne oldu? Çok fazla ısındığını düşünmüyorum ama batarya kısmında biraz düşüşler olduğunu gözlemledim. Tabii ki de şu anda hali hazırda yoğun bir şekilde Poco F5 kullanmadım ama kullananlar varsa Hyper OS'teki batarya performansıyla MIUI arasındaki batarya performansını yorumlarda bizlere açıklasınlar. Ben genellikle %10 civarında bir batarya kaybı olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir fark mı? Bence değil ama gene de olmaması gerekiyordu. Üzerine gelen güncellemelerle beraber buradaki problem de ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. E tabii ki kamera kısmını konuşmazsak da olmaz. Burada Poco telefonların bence bir eksikliği bulunuyor. O da kamera tarafında. Genel itibariyle Poco telefonların kamera performanslarını çok fazla beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum? Şöyle söyleyeyim sizlere. Çünkü segmentte çok daha iyi kamera kabiliyeti olan telefonlar var. Bu ama Poco F5'in kötü bir kamera sistemi olduğu anlamına da ...kesinlikle gelmiyor. Sadece daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çekeceğiniz fotoğraflar sizleri memnun edecektir. Çünkü ana kamerası çektiğiniz fotoğraflar gerçekten iyi çıkabiliyor. 64 megapiksel'lik bir ana kameramız bulunuyor burada. F1.8 diyafram açıklığında ve OIS'i de destekliyor. Yani çekeceğiniz videolarda sarsıntısız bir çekim yapmanıza da olanak tanıyor. Tabii ki OIS'lerin de arasında bir kalitesi bulunuyor. Burada da ortalama kalitede bir OIS desteği bulunuyor. OIS desteğiyle beraber ve siz de biraz daha sabit tutarsanız telefonu çok sabit videolar çekmeniz gerçekten içten bile değil arkadaşlar. Bununla beraber 8 megapiksellik f2.2 diyaframı açıklığında 120 derece sunabilen bir ultra geniş açı kameramız varken sonrasında 2 megapiksellikte bir makro kameramız yer alıyor. Yani 64 8 2 megapiksellik bir kamera dizilim burada yer almış durumda. Evet rakipleri çok daha güçlü kamera sistemleriyle beraber sensör olarak da daha iyi sonuçlar sunabilse de genel itibariyle bu telefonu aldığınızda yine fotoğraf kısmında bir problem yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. Keza video kısmında da aynı şekilde çünkü 4K'da 30 fps videolar ya da 1080 de 60 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ultra sabit video çekmek isterseniz de 1080'e 30 fps almanız gerekiyor. Ön tarafa geldiğimizde ise 16 megapiksellik bir kamera var. Maksimum olarak 1080'e 60 fps videolar çekebiliyor. Klasik bir Xiaomi, Poco veya Redmi telefon gibi olduğunu söyleyeyim. Yani kalite kısmında çok yüksek beklentileriniz olmazsa sizleri memnun edeceğini düşünüyorum. Gelelim şimdi bir de şu ses konusuna. Çünkü bence bu telefonlar arasında yani bu segment arasında çok güzel bir hoparlör sistemi bulunuyor. Stereo hoparlörle beraber geliyor. Üst tarafta bir çıkışı alt tarafta da bir çıkış yer alırken ek olarak da dol bir Atmos'la beraber destekleniyor. Yani izleyeceğiniz içeriklerde dizilerinizde, filmlerinizde çok güzel bir efektle beraber dinlediğiniz müziklerde de sesleri sizlere olabildiğince yakın bir şekilde veriyor. Yani bir vokalistin seslerini çok daha net ve tabii ki basları ve tizleri ona göre ayarlanmış olduğu için de güzel bir ses sistemi ve ek olarak da videonun başında dediğim gibi 3.5 dakikalık mm kulaklık girişi de burada yer alıyor. O yüzden de ses konusunda herhangi bir problemimiz bulunmayacaktır. Peki gelin biraz da batarya kısmına. Yani batarya kısmı bahsederken şunu demiştim. high OS ile beraber biraz düşüş yaşıyorsunuz. Ne kadar düşüş yaşayabiliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim %10'luk kaybı 5000 mAh batarya içerisinde ne kadar büyük gözükse de hızlı bir şekilde şarj olacağı için de bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani 67 wattlık bir şarj ile beraber çok hızlı bir şekilde dolum gerçekleştirebiliyor. Yaklaşık olarak da 45 dakika civarında %100'ü dolumuna ulaştırabiliyorsunuz. Gününüzü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor bu batarya. Evet %10'luk düşüş ne kadar fazla olsa da sizlere bir tam günü ulaştırmasını ben umuyorum arkadaşlar arkadaşlar bu yüzden de herhangi bir problem olmayacaktır bataryada. Tabi tabii ki yoğun oyun kullanımlarında 90 FPS ile beraber PUBG oynadığınızda veya Genshin Impact gibi zorlayıcı oyunlar oynadığınızda bataryaya gün içerisinde ikinci bir şarjı isteyecektir kesinlikle. Ama ben sosyal medyada takılıyorum veya diğer işlerimi yapıyorum. Biraz fotoğraf çekiyorum, biraz video izliyorum, YouTube'da takılıyorum derseniz de bir günü rahat bir şekilde çıkaracağını da düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak da bahsetmek istediğim noktadan bir tanesi de fiyat kısmı. Neden fiyat kısmı diyorum? Çünkü ülkemizde şu anda 20 bin lira altında birçok telefon bulunuyor. 20 bin lira altında ve 15 bin liranın üzerinde de çok güzel telefonlar bulunuyor. Bana çok fazla soru geliyor. 15 bin lirayla 20 bin lira arasında bir telefon almak istiyorum. Hangi telefonu almalıyım diye. Evet birçok fazla telefon bulunuyor. A55 bulunuyor. S23F bulunuyor. Nothing Phone 2A bulunuyor. Realme 11 Pro Plus gibi cihazlar bulunuyor derken Poco F5 de bulunuyor. Poco X6 Pro da bulunuyor. Ama ben bu videoda Poco f 5 konuşmak istedim. Çünkü üzerinden bir sene geçti. Az önce saydığım cihazlar yeni cihazlar ama buradaki telefon üzerinden bir sene geçmiş bir cihazdan bahsediyorum ve hala onlarla rekabet edebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de Poco F5 gerçekten önem arz ediyor. Şimdi fiyat tarafına göz attığımızda şu anda 12-256'lık yani tek versiyonla beraber geliyor. Çıkış fiyatı olarak göz attığımızda 14.700 liraya çıkmıştı bu telefon ve 14.700 liraya alanlarında çok şanslı olduğunu ben düşünüyorum. Sonrasında şu anda güncel fiyatına göz attığımda ise yaklaşık olarak 18.500 lira bandında satılıyor. Yerine göre 18.300 lira yerine göre 20.000 liraya kadar da yükselebiliyor ama online mağazalarda Trendyol'da vesaire burada 18.500 lira bandında bu telefonu bulabiliyorsunuz arkadaşlar. 18.500 lira bandla alabileceğiniz en güzel telefonlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ha yazılım kısmında şöyle bir şey var. Bir senelik bir telefon olduğu için de yazılım güncellemesinin şu andaki güncel telefonlardan daha az alması olası. Bunu da aklınızın köşesinde bulundurun derim. Hyper HyperOS'e beraber gayet akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama genel itibariyle bir tane daha büyük güncelleme almasını ben umuyorum. Yani HyperOS 2.0'da almasını umuyorum. Ondan sonrası artık Xiaomi'ye veya Poco tarafına bırakılmış durumda arkadaşlar. Genel itibar telefon gerçekten çok güzel. Tasarımıyla, ekranıyla, işlemcisiyle, yüksek performans isteyenler için işlemcisiyle çok güzel bir telefon olduğunu. Kamera tarafına çok fazla beklentisi olanlar için önermiyorum ama ben günlük çekimler yapıyorum, günlük fotoğraf çekiyorum, bas çek yapıyorum, bana yetiyor diyenler için gayet iyi. Ses konusunda çok iyi. Batarya konusu tabii ki de HyperOS'a bağlı olarak değişkenlik gösterse de genel itibariyle başarılı. Tabii ki de 67W desteği olduğunu da unutmamak lazım ve fiyat tarafında 18.500 lira bandında satın almak istediğinizde bu telefon bence hala alınır şeklinde yorumlayacağım arkadaşlar. Sizler Poco F5 kullanıyor musunuz? Yorumlarınız neler? Birçok kişinin Poco F5 kullandığını biliyorum takipçilerimiz arasından. Onların da bir senelik yorumları varsa veya bu telefonu satıp başka bir telefona geçtilerse neden geçtiklerini lütfen yorumlarda paylaşınlar bizlerle. Sizler kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz ama bir hatırlatmam var. Eğer bu video sizlere yardımcı olduysa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tabii ki de ondan sonrasında şan işaretten basmayı unutmayın ki videoyu yüklediğimiz ilk an itibaren bildirimleri sizler alacaksınız arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.